2 Ekim Çarşamba sabahından günaydınlar. Saatler 6.30'u gösteriyor. Kanal 7'de sabahta Selman Borazan yönetmenim, kameralarda Göksel Çakır, Emre Kocatepe var. Ekip arkadaşlarım adına güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz sizlere. Evet, dileğimiz bu ama Orta Doğu'da hemen yanı başımızda çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Evet, bölgeye çok sıcak dedik ve yine sıcak bir gelişmeyle hemen Kanal 7'de sabahı açıyoruz. İran misilleme olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Yüzlerce füzeyle yapıldı, gerçekleşti bu saldırı ve başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Kudüs başta olmak üzere birçok yerde siren sesleri ve patlama sesleri duyuldu. Görüntüler eşliğinde dün geceye götürelim sizi. İşgalci İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu sürerken İran misilleme saldırısı başlattı. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İsrail Ordu Radyosu İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi. İran kaynakları ise İsrail hedeflerine yönelik 500'e yakın hipersonik füzenin ateşlendiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama yapıldı. Bu açıklamada Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı, İsrail'deki askeri merkezlerin hedef alındığı açıklandı. İsrail'in en önemli askeri bölgelerinden biri olan Nevatim Hava Üssü de dahil 3 askeri üssün vurulduğu iddia edildi. Gerçek Vaat 2 adı verilen saldırılarda hedeflerin %90 başarı oranıyla vurulduğu kaydedildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde yıkıcı karşılık göreceği uyarısında bulunuldu. Üst düzey bir İranlı yetkili de İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü. Ürdün gelişmelerin ardından Irak ve İsrail hava sahasını kapattığını duyurdu. İsrail ise füzelerin demir kubbe sistemiyle vurulduğunu açıkladı ancak bazı füzeler demir kubbeyi aştı. Tel Aviv ve birçok yere füze ve füze parçaları isabet etti. İsrailli haber kaynakları saldırıda 2 kişinin hafif yaralandığını belirtti. İran kaynakları dini lider Hamaney'in güvenli yerde tutulduğunu açıkladı. İran dini lideri Hamaney de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hamaney açıklamasında direniş cephesinin Siyonist rejimin yıpranmış ve çürüyen bedenine yönelik darbeleri daha çarpıcı olacaktır. Netanyahu her türlü tehdide karşılık vereceğimizi bilmeli ifadelerini kullandı. Amerika Başkanı Joe Biden da saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. İran saldırısının sonuçları henüz netlik kazanmadı, nasıl yanıt verileceği konusunda İsrail'le istişarelerde bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının İsrail Hava Kuvvetleri'nde herhangi bir hasara yol açmadığını duyurdu. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirtti. Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz dedi. Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi. Akşam saatlerinde başladı dedik bu füze saldırıları. Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınladı. İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunan Netanyahu, füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne de teşekkür etti. İran'ın büyük bir hata yaptığını söyledi Netanyahu, Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini ileri sürdü. Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, o da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının meşru haklar temelinde İran ve bölgenin barış ve güvenliği için düzenlendiğini savundu. Evet.
Evet, gece bu gelişmeler yaşanırken önce Netanyahu açıklama yaptı. Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız açıklaması yaptı. İran Cumhurbaşkanı da Netanyahu gibi, o da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Füze saldırılarının meşru haklar temelinde İran'ın güvenliği ve barışı için düzenlendiğini savundu. İsrail'in saldırganlığına kesin bir yanıt verdiklerini ifade etti Pezeşkian. Bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Netanyahu, İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran'la çatışmaya girmeyin ifadelerini kullandı. Evet, söylediğimiz gibi Orta Doğu'da sıcak bir gece geçti ve katil İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'a bir hava saldırısı daha düzenledi. Beyrut'un Dahiye bölgesine dronlarla bomba yağdırıldı. İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güney manliyölerindeki Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilen alanın sakinlerine gece saatlerinde tahliye çağrısında bulundu. Çağrının ardından Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenlendi. Bölgede güçlü patlamalar yaşanırken hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bir bilgi yok değerli izleyiciler. Şimdi bölgede olup bitene bakmaya devam ediyoruz. Dünkü bu sıcak gelişmeleri sizlere bültenin başında aktardıktan sonra neler olmuştu? Bir de bu saldırılardan önce Lübnan'ı konuşuyorduk. Şimdi ona geçeceğiz ama Hürriyet gazetesi İran İsrail'i vurdu başlığıyla olup biteni anlatmış. Onu okuyalım. 500 füze atıldı ve savaş yayılıyor diyor Hürriyet. İsrail'in Gazze ardından Lübnan ve Suriye ile devam eden saldırıları sonrasında gittikçe yayılan savaşa İran'da dahil oldu. İran dün akşam İsrail'i yüzlerce füzeyle vurdu. Önceki akşam kara harekatı başladı. Aynı dakikalarda Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarına hava saldırısı düzenlendi. İran'ın direniş ekseni olarak adlandırdığı gruplar da İsrail'e karşı saldırıya geçti. Hizbullah Mossad karargahına roket attı. Irak'taki Amerikan üssüne roket saldırısı düzenlendi. Yemen'deki Husiler de İngiliz gemilerini ve İsrail'i İHA SİHA'larıyla vurdu. İnsanın okurken yorulduğu bir hızlı bir gündemden bahsediyoruz değerli izleyiciler. Aktarıyoruz elbette. Şimdi Lübnan'ı anlatalım size. İsrail bölgedeki ateş çemberini büyütüyor. Buna tanıklık ediyoruz. Lübnan'ı günlerdir bombalayan terör devleti işgale girişti. Siyonist ordu Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Amerika Gazze'de olduğu gibi Lübnan'ın işgaline de yeşil ışık yaktı. Önce uçaklar bombaladı, ardından topçu birlikleri gece boyunca ateş altına aldı. Kana doymayan İsrail ordusu karadan Lübnan'a girdi. Terör devleti İsrail günlerdir Hizbullah'ın komuta kadrosuna saldırılar düzenliyordu. Telsizler patlatıldı, liderlerin bulunduğu binalar insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Genel Sekreter Hasan Nasrallah da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldürüldü. İşgal öncesi Beyrut'a ve Lübnan'ın güneyine aralıksız bombardıman düzenlendi. İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan sınırını askeri bölge ilan etti. Ardından topçu atışları başladı. Lübnan ordusu çatışmadan kaçındı. Birlikler 5 kilometre çekildi. Uçaklar Beyrut'a ölüm yağdırdı. Dahiye mahallesi bombalandığı saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Lübnan'a karadan saldırdı.
Allahu akbar. Defalarca kara operasyonuna karşıyız açıklaması yapan ABD işgal başlayınca da her zamanki gibi destek verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada saldırının dar kapsamlı ve belirlenmiş hedeflere yönelik olduğu iddia edildi. Biden yönetimi işgale destek için bölgeye yeni askeri birlikler de sevk etti. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Meron bölgesine füze atışlarıyla misilleme yaptı. Ancak füzeler demir kubbe sistemi tarafından havada imha edildi. Tel Aviv'de hedefteydi. Hizbullah füzeleri hava savunma sistemlerini aşarak kent merkezine düştü, bir kişi yaralandı. Gözünü kan bürüyen Netanyahu'nun emrini verdiği saldırılar sonucunda en büyük göç hareketinden biri başladı. Yüz binlerce Lübnanlı canlarını kurtarmak için Suriye sınırına hareket etti. İsrail'in saldırıları Lübnan'la sınırlı kalmadı. Suriye'nin başkenti Şam'da hedefteydi. Saldırıda gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere bugün acil oturumla toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan İsviçre oturuma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil oturumunun bugün Türkiye saatiyle 17'de gerçekleşeceği ifade edildi. Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum Fransa tarafından talep edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı. Söylediğimiz gibi bugün saat 17'de tekrar acil oturum yapılacak. Şimdi bölge bu kadar sıcak. Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları için bir haber var. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bu kara saldırısı sonrası oradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı alternatif bir tahliye planlarının hazır olduğunu duyurdu değerli izleyiciler. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre o tahliye planı şöyle işleyecek. Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır deniyor bu açıklamada. Ve Lübnan'daki vatandaşları deniz ve hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı bu açıklamada Lübnan'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili. Dünyada bunlar olup biterken değerli izleyiciler, mecliste de yeni yasama yılı açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herkes oradaydı dün ve meclis yeni dönemde neler yapacak? Bir taraftan bunları takip ederken tabii ki dünyada olup bitenler de oradaki konuşmaların ana gündemiydi. Bakın bugün bütün gazeteler bunu almış başlık olarak aslında. İsrail gözünü vatanımıza dikecek ve Erdoğan'ın sözleri yeni yasama yılı açılışında konuştu. Tarihi bir uyarı yaptı. İsrail saldırılarına karşı iç cephemizi sağlam tutmak artık ihtiyaçtan çok zarurettir dedi. Vaat edilmiş topraklar hezeyanı ile hareket eden İsrail'in gözünü dikeceği yeni yer vatan toprağımızdır. Şu an bütün hesap bunun üzerinedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde nasıl bir uydu yapı kurmak istediklerini görüyoruz. Bakınız Lübnan sınırımıza sadece 170 kilometre uzaklıkta. Zaten haritalandırılmış Akşam gazetesinde yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızda. Vatanımız ve bağımsızlığımız için bu saldırganlığa, bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı koyacağız dedi Başkan Erdoğan. Evet, gözlerini Türkiye'ye dikecekler bu sözleri söyledi. Netanyahu, Hitler nasıl durdurulmuşsa aynen o şekilde durdurulacak dedi. 2 aylık ara sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama maratonuna başladı. Özel oturuma katılan Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı. Erdoğan genel kurulda milletvekillerine hitap etti. Gündeminde İsrail'in Gazze soykırımı vardı. İsrail devleti Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde sadece son 51 haftada insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler
nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Lübnan'a karadan işgale girişen İsrail yönetimini uyardı Erdoğan. Lübnan savunması Gazze'ye benzemez dedi. İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Lübnan'a kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır. Başkan Erdoğan'ın uyarısı bununla sınırlı değildi. Türkiye'deki İsrail severlere seslendi. Lübnan'dan sonra hedefin Türkiye olacağını vurguladı. İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. İsrail'e destek veren ülkeleri de sert çıktı. İslam dünyasının birlik olmadığını dile getirdi. Özellikle İslam dünyasının halkları Müslüman olan yöneticilerin İsrail'in Filistinlilerden ziyade Müslümanlara yönelik bu terörüne sessiz kalmaları bir ayıp olarak, bir utanç vesikası olarak asırlarca silinmeden kalacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler de gündemindeydi. Enflasyondaki düşüşün en yakın zamanda hissedileceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecektir. Sivil bir anayasa gerekliliğini bir kez daha vurguladı Erdoğan, tüm partilere çağrı yaptı. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı artık dolmuştur. Tüm partileri ve milletvekillerini, toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taşlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum. Genel kurulda beklenmedik görüntüler de yansıdı kameralara. Devlet Bahçeli salondan ayrılırken DEM Parti sıralarına gitti. Eş başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'yla bir süre sohbet etti, milletvekilleriyle tokalaştı. İslam dünyası liderini arıyor. Gazze'ye geçmeden önce Yeni Akit'ten bunu okuyalım. Emperyalist haydutların bir asır önce kolunu kanadını kırdığı ve bugün akan kanın durmadığı mazlum ülkeler kendilerine kol kanat gerecek liderini arıyor. Gazze'yi kana bulayan, ardından Lübnan'a girerek katliamda yeni bir evreye geçen haydut devlet İsrail'in pervasızlığı, İslam dünyasındaki başsızlığı gözler önüne seriyor. Mezhepsel ve bölgesel farklılıklar üzerinden paramparça edilen Müslüman ülkelerin lider bir ülke tarafında, etrafında birleşmesi gerektiğini vurguluyor analistler diyor. Yeni Akit, İslam ülkelerinin Türkiye önderliğinde yeni bir oluşuma gitmesi gerektiğini vurguluyorlar. Peki Lübnan'ı ateşe veren, en son burayı ateşe veren Siyonist barbarlık Gazze'de ne yapıyor 7 Ekim'den bu yana? Aynı şeyleri değerli izleyiciler. Dün de maalesef yine aynı haberler ve aynı görüntüler yansıdı kameralara. Terör devleti İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Eskişehir bölgesindeki bir apartman bombalandı, bina yerle bir oldu. Kurtarma ekipleri enkaza koştu. Yıkıntıların arasından çok sayıda cansız beden ve yaralı çıkarıldı. Ambulanslar zamanla yarıştı. Yaralılar az sayıda ve kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelere taşındı. Siyonist barbarlık kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Doktorlar bombalanan minik bedenleri hayatta tutabilmek için çabaladı. Evladı vahşice katledilen babanın acısı kameralara yansıdı. Gazze'nin bir başka noktasında iki ailenin evi de bombalandı. Gazze'deki soykırım bir yıla yaklaştı. 12 aydır yaşanan acı tablo tekrarlandı.
Katledilen kadınlar, yaşlılar, çocuklar gözyaşlarıyla uğurlandı. Cibaliye'de Sahar ailesinin evi 48 saat içerisinde iki kez vuruldu. Ekipler harabeye dönen binaya girdi, yaralılar molozların arasından çıkarıldı. Kimsesiz kalan çocukların feryatları duyuldu. Katil İsrail masum sivilleri katletmeye gece saatlerinde de ara vermedi. Savaş uçakları evlerinden edilen Filistinlerin kaldığı okul ve yetimhaneye hedef aldı. Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin Tufah mahallesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Maskat okulunu bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 17 kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş sivillerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Stubb'u külliyede ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından liderler kameraların karşısına geçti. İsrail terörüne karşı birlik çağrısını yineleyen Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana 9 ülkenin Filistin devletini tanıdığını belirtti. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz dedi. İsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir. Buradan bir kez daha Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz. Görünen o ki bugün ne İsrail, Filistin için bir şey diyemeyeceğim, ama İsrail'in böyle bir arabuluculuğa yaklaşması veya kabulü söz konusu değil. Atılacak adımlarla temennim odur ki bakanlarımızın yapacağı ön çalışmalarla böyle bir netice alabilirsek, bu netice üzerinden inşallah bu arabuluculuk çalışmalarına devam ederiz. Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte partilerin grup toplantıları da başladı ve ilk grup toplantısı MHP'nin de Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Orada farklı başlıklar açtı. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve İsrail'in Orta Doğu'ya musallat olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin liderlerine, yetkililerine bir çağrısı vardı ve Sinan Ateş davası üzerinden MHP ve ülke ocaklarının hedef alınması üzerine de konuştu. Türk Gün Gazetesi de bunu başlıklandırmış. Türkiye karşıtlarının bir cinayet davasıyla MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalktıklarını belirterek MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne ülke ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem dedi.
meclisin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu Devlet Bahçeli. Bazı genel başkanlar, kifayetsiz muhabirler savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiş. Özgür Özel, iddiaların şahsın gibi çürük, herkes haddini bilsin, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Akbabaların da kanatlarını da yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle MHP'yi sorgulatmayız diye uyardı. Bahçeli ilk grup toplantısında sert konuştu. Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında İsrail yönetimini hedef aldı. Terör devleti benzetmesi yaptı. Şurası örtülemez bir gerçektir ki Amerika Birleşik Devletleri takviyeli İsrail terör devleti Orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, kilit ve kritik hedeflere sızarak suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır. İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmelidir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışına mahkum olmanın neresi Müslümanca bir tutumdur. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Sinan Ateş cinayeti de vardı. Dava üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları'nın hedef alınmasına tepkiliydi. Ne Ülkü Ocakları'nı ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış, inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar, koparırız. Cumhur İttifakı ile ilgili polemikleri de son noktayı koydu. İttifaka sahip çıkacağız dedi. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız. Bahçeli milli birliği hedef alanlara da meydan okudu. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Ve CHP'ye geçiyoruz. CHP'de Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş üçlü zirvesinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmeden yansıyacak fotoğrafla CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yok mesajının da verileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak polemiği çok erken başlamıştı CHP'de. Milliyet gazetesi bunu ilk sayfasına taşıdı toplantıya dair. Sınır ötesindeki operasyonlara bakalım. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Sınır ötesinde terör örgütüne çifte darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyinde bir grup terörist tespit edildi. Koordinatlar verildi, uçaklar Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ne havalandı. Karadan topçu birlikleri nokta atışı yaptı. Teröristler hem karadan hem havadan ateş altına alındı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde de tetikteydi. Barış Pınarı bölgesinde iki terörist öldürüldü. İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Hava sahasının kapanması nedeniyle Irak, İran ve Ürdün'e bugün yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi. Detaylandıralım. İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin bugün İstanbul'la Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu. Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçakların rotalarını değiştiren pek çok havayolu şirketi iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi. Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı havayolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
CHP'li belediyelerin okul temizliği provokasyonu çöktü. Başta Mansur Yavaş olmak üzere CHP'li belediye başkanları okullarda temizlik sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalıştı. Ancak belediyelerin son bir yıldır okullardan gelen tüm yardım taleplerini geri çevirdiği ortaya çıktı. CHP'nin algı oyunu boşa çıktı. Okullardan gelen talepleri reddettikleri ortaya çıktı. Bazı CHP belediyeleri Türkiye genelinde okullarda temizlik sorunu varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı. Okullara belediye işçilerini göndermeye çalıştılar. Ancak son bir yılda okullardan gelen bütün yardım taleplerini geri çevirdikleri belirlendi. Eğitimde tasarruf olmaz diyenler tasarrufu gerekçe gösterdi. CHP'li belediyelerin okulların tüm taleplerini tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek reddettikleri belgelendi. Reddedilen hizmetler arasında okul bahçesine ağaç dikme bile var. O belgelerden biri de 16 Ağustos 2024 tarihli. 25 adet ağaç talebi reddedilmiş. Gerekçe olarak da tasarruf tedbirleri gösterilmiş. Haberimiz emekli adaylarını yakından ilgilendiriyor. 2024'te emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki maaş farkı giderilecek mi? Bu soru Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi. Işıkhan çalışma yapıldığını açıkladı. ...2025'te enflasyon düşecek, emekli olacaklara daha az maaş bağlanacak. En son 2022 yılında emekli olanlar 2023 yılına göre, emekli olanlara göre %15'lik gibi bir fark çıkmıştı. OVP'deki enflasyon rakamlarını da göz önünde bulundurursak en az bir %30'luk bir fark var. Bu fark gerçekten çok büyük bir fark. Enflasyon SSK ve Bağkur çalışanlarını etkileyecek. Bu yıl emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki maaş farkının %30'a kadar çıkması bekleniyor. Sadece SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendirdiğini söylememiz gerekiyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu %30'luk farkın memurları kesinlikle ilgilendirmediğini altını çizmekte fayda vardır. Emeklilerde hak kaybının önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la konuyu görüşeceklerini açıkladı. Yeni bir formül üzerinde çalışıldığını söyledi. Kişiler 2024 yılında emekli olmayıp 2025 yılında emekli oldukları takdirde aynen 2024 yılındaki maaşlarında hiçbir kayıp olmayacak şekilde yapılması gerekmektedir ki bu çalışma amacına ulaşsın emekli adayları 2024 yılında emekli olmasın. Bakanlık emeklilikle ilgili çalışmasını kısa sürede tamamlayarak Başkan Erdoğan'a sunacak. Milliyet gazetesinden bir haber, sağlıksız ve sahte gıda ifşa edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bir gıdanın hileli olduğu tespit edilir edilmez bunu tüketicilere duyurmaya başlayacak. Bakan Yumaklı, yeni sistemimiz güvenli gıda tarımorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve taşiş yapılan gıdalar başlıkları altında duyurular yapılacak. Artık hileli olduğu tespit edilen şirketler veya ürünler tüketiciye duyurulacak en yetkili siteden değerli izleyiciler. Şimdi gıda demişken yemekten konuşalım biraz, yemek siparişleriyle ilgili. Şimdi bundan belki 4-5 yıl önce veya şöyle söyleyelim pandemi öncesine kadar yemek sipariş edilme oranıyla sonrası arasında fark var. Çünkü çok arttı. Bakın elimdeki araştırma diyor ki yemek siparişi 4 yılda 4 kat arttı. Tabii ki bunun nedenleri üzerine konuşacağız. Haberimizde biraz onu irdeleyeceğiz. Restoranlardaki fahiş fiyatlar, bu yemeği dışarıdan online olarak sipariş etmenin önünü açtı diye düşünülüyor. Peki online yemek sipariş etmek ne gibi avantajlar sunuyor? İzleyelim. Müzik
Hiçbirisine güvenmiyorum artık. Hiçbir esnafa güvenmiyorum. Krizi fırsata çevirdiler. Restorandaki fahiş fiyatlar tüketiciyi online siparişe yöneltti. Bir tıkla yemek kapıya kadar geliyor. Evet, sipariş ettiğimizde daha uygun oluyor. Restoran biraz daha pahalıya denk geliyor. Ondan dolayı online sipariş. Restoranta gitmek için zaman harcayıp restoranta gittiğinde ise hesap acaba kaç lira gelecek kaygısı çekenler artık mobil uygulamalar üzerinden fiyatını görebildikleri menüleri sipariş etmeyi tercih ediyor. Online'da yazıyor normal fiyat, yani fiyat değiştiği anda güncelliyorlar zaten. Sipariş almak daha pratik oluyor. Eve teslim yemek siparişleri 4 yılda 4 kat büyüdü. 2020 yılında %14,3 oranında olan online sipariş 2024 yılında %56,3'e yükseldi. Git gel parasıyla eve getirme aynı fiyata denk geldiği için daha rahat ediyorlardır. Yemek uygulamalarındaki kampanyalarda tüketiciyi cezbediyor. Restoranlardaki fiyatlar değişmezken uygulama üzerinden indirim üzerine indirim geliyor. Çok sipariş edince aylık, haftalık indirim verebiliyorlar. Online'de lahmacunda kadar şu anda 100 lira. Restoranda 280 lira. Yani fiyat ya da bazen indirimli bile olabiliyor. Ya da fazla olsa bile o fazlalığa rağmen insan rahatını bozmak istemiyor. İnternetten yemek siparişlerinin artmasının başlıca sebeplerinden biri de her yere gelebilmesi. Sipariş yalnızca evlere değil, parklara kadar bırakılıyor. Bir parkta vesaire de söylenip yenebiliyor, getiriyorlar. Normalde o bölgede şey yok, yemek yeme şansımız yoktu. Konakladığım yere kadar yemeğim geldi. Online yemek sipariş eden sayısı artsa da geleneksel yöntemden vazgeçmeyenler de var. Ya online olunca güvenemiyorum. Ben restoranda en azından gidip hani herhangi bir durum olduğunda sorabileceğiniz bir taraf var karşınızda. Restorana gitmek istiyorum. Neden? Daha kalabalık iyi oluyor. Vallahi ikisini de tercih etmem. Evden yememiz tercih ederim. Kendim yapar, kendim yerim. Evet, onun farkındayım ama ben ev kalabalık olduğu için evde fazla yiyemiyorum yani. Sabah gazetesiyle devam edelim. Hemofili tedavisinde dünya lideriyiz. Türkiye'de 80 bin, dünyada 1 milyonun üzerinde hemofili hastası var. Türkiye bu nadir hastalığın tedavisinde uluslararası bir öneme sahip. Geçen yıl ilk kez gen tedavisi ülkemizde bir hastaya yapıldı. Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Profesör Zülfikar, Türkiye tedavide uluslararası bir lider diyor. Tüm tedavi gören hastalara acil şifalar diliyoruz bizler de. Hepinize sağlıklı günler elbette. 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ydü. Şu saatlerde kahvaltı sofrasında olan veya henüz kahvaltısını bitirmiş böyle keyif kahvesi içenlere de bir günaydın diyelim. Ve biraz kahve görüntüleri eşliğinde Dünya Kahve Günü'nü anlatalım sizlere. Hem pişirmesi, sunumu, farklı fincanlara konulması, zaten zarafet var kahvede. Ben sadece şu anda Türk kahvesinden bahsediyorum. Tabii kahvenin her türlüsü çok güzel. Bir araştırma var, onu da ekleyelim. Türk kahvesini en çok kadınlar tercih ediyorlarmış. Arkadaşlarımız Müge Çakmak ve Resul Avcı da Közde Kahve tarifi eşliğinde bu haberi hazırladılar. İzleyelim. Kokusu ayrı, lezzeti ayrı. Türk kahvesine talep her geçen gün artıyor. Afiyet olsun. Sever misiniz Türk kahvesini? Evet, severim. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de Türk kahvesini en fazla kadınlar tüketiyormuş. Doğrudur, kendimden biliyorum. Doğrudur. İnanıyorum yani. Bizim kahve saatlerimiz var, buluşma saatlerimiz var. Yani bir kahvede buluşalım var. Evet, bir bahane oluyor. Çok severim. Bayılırım. Arkadaş ortamında çok içeriz. Çok severim, her gün içerim. Nasıl içiyorsun, sade mi şekerli? Yanına bitter çikolata. Mis gibi kokusuyla tüm evleri saran, sohbetlerin eşlikçisi, 40 yıllık hatırıyla bilinen Türk kahvesini yapılan bir araştırmaya göre gerek evde gerek dışarıda olsun en çok kadınların tükettiği ortaya çıktı. Bir kişilik kahve yapıyorum şu anda. İki tatlı kaşığı atıyorsunuz. Kahve suyumuzu döküyoruz. Sıcak su mu, soğuk su mu? Soğuk su. Sıcak su olmaz. Soğuk sudan. Belli bir ölçeği var. Şu kadar. Eğer hanımlar evde yapıyorsa kısık ateşte olması gerekiyor.
Çok severiz. Buradan bir araştırmaya göre Türk kahvesini en fazla kadınlar tüketiyormuş. Doğrudur. Kaç tane içersiniz günde? 3-4 tane içerim. Sohbetin zaten vazgeçilmez şeyi kahve. Ya genelde arkadaşlar arasında, iş yerinde, her türlü gün içinde işte 2-3 defa içiyoruz kahve. Ben sade tercih ediyorum açıkçası. Şekeri pek kahveye yakıştıramıyorum. Yaş, kültür, cinsiyet fark etmiyor. Sevmeyeni yok. Köklü bir lezzet geleneği olarak hayatın içindeki yerini koruyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuda fayda da sağlıyor. Bir senede tüm dünyada 400 milyar fincan kahve tüketilirken şehir bazlı bakacak olursak eğer kahve en çok İstanbul'da tüketiliyor. Benim günde iki içiyorum fincan. Türkiye'de en fazla Türk kahvesini kadınlar tüketiyormuş. Bence de doğrudur. Beyler çok fazla içmiyorlar. Afiyet olsun diyelim. Takvim gazetesinden bu haberi okuyalım. İstanbul'da Aygüzel Uzunal'a 12 yıl önce anjiyo yapıldı. Enfeksiyon kaptı. Kalbi iflas edince de yapay kalp çantası taktı. İşte bu yüzden canta başlığı atılmış, çanta gösterilerek genç kadın omzundaki 3 kiloluk cihazla yaşamaya başladı. Organ nakli sırasına yazıldı. Hakikaten bu şekilde yapay kalp çantası olarak adlandırılan bu cihazı yanında taşıyan birçok insan var ve nakil için sıradalar. Yeri gelmişken bu duyuruyu da yapalım. Onlara da acil şifalar dileyelim. Hayata tutunması zor insanlar var, sağlıkla mücadele eden. Herkese şifalar. Şimdi geçelim dolandırıcılara. Onların yöntemleri bir türlü bitmek bilmiyor. Şimdi de e-mail yalanıyla kandırıyorlar. 31.692 lira olan cep telefonu e-mail kaydını 3.500 liraya yapabilecekleri vaadiyle tuzağa çekiyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapmak lazım? Uzmanların uyarılarına bakalım şimdi. Düşük ücretler istiyorlar, BTK onaylı olduğunu iddia ediyorlar. Yurt dışından gelen cihazları aktif hale getirebileceğini iddia eden çok sayıda dolandırıcı var. 3500 lira çok ucuz. Büyük ihtimal daha çok olması lazım. Dolandırıcıların hedefinde bu defa yurt dışından alınan cihazlar var. Yurt içinde kullanım süresini doldurmuş olan kişiler daha uygun ücretten yeniden kullanımı açabilmek için türlü türlü yollara başvuruyorlar. İşte onların bu arayışı dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Önce sosyal medya hesabı açıyor dolandırıcılar. Bot hesaplarla takipçi sayısını yüksek gösteriyorlar. Başkalarına ait görselleri kullanarak göz boyuyorlar. O sosyal medya hesapları aslında incelendiğinde yorumların kapalı olması, sadece sahte hesaplardan yorum yapılmış olması ve hesap hakkında bilgilerine bakıldığında da yani bir dolandırıcıya ait hesaplar olduğu çok net bir şekilde görülebiliyor. Bazıları diyor ki biz size bunu 3500 lira karşılığında açarız. Buna inanır mıydınız? İnanmam. Neden? Çok büyük fark var arada. Yok, inanmam zaten, sırf o yüzden ben Türkiye'den hani Türk şeyle alıyorum. Bahsi geçen dolandırıcılara mesaj attım ve telefonumu açtırmak istediğimi söyledim. Onlarsa benden bir ücret talep ettiler ve bu ücret ise 3500 lira. Ancak BTK telefonların açtırılabilmesi için yaklaşık 32 bin lira ücret talep ediyor. Dolandırıcılar süresiz kayıt vaat ediyor. E-mail numarası ve TC kimlik numarasının yeterli olduğunu öne sürüyor. İstedikleri miktarda ödeme yapılması halinde sistemden işlem başlatacaklarını ve en fazla bir saat içerisinde cihazın e-mail kaydının aktif olacağını iddia ediyorlar. Aslında hiçbir işlem yapılmıyor. Önemli olan onlar için sizden koparabildikleri kadar fazla parayı koparmak. Dolandırıcılar kaydın E-Devlet'e yansıyacağını ve BTK onaylı olduğunu söyleyerek tuzağa çekiyor. Bu yalana inananlar durumdan şüphelenmiyor. Hem kimlik bilgilerini paylaşıyorlar hem de talep edilen ücreti ödüyorlar. Siz bu paraları dolandırıcılara kaptırdığınızda da bir daha sizinle iletişime geçmiyorlar. Ne yazışmalarınıza ne de telefonlarınıza yanıt veriyorlar. Uzmanlar bir kez daha üstüne basa basa uyarıyor. Türkiye'de bu işin yetkili kurumunun BTK olduğunu hatırlatıyor. Çankırı deyince aklımıza gelen tuz mağaraları, işte o dünyaca ünlü tuz mağaraları, mağarası daha doğrusu, astım ve KOAH hastalarına umut olacak ve umut olmaya da devam edecek. Çünkü 15 gün boyunca 15 hasta yerin 150 metre altında gözlemlenecek. Gelen ilk veriler olumlu.
yerin 150 metre altında şifa bulmaya başladılar. Astım ve KOAH hastaları için umut oldular. Görüştüğümüzde büyük bir etkisinin olduğunu hissettiler. Bu anlamda sağlık turizmi anlamında büyük bir aktivite ve ilk somut adımlar attık. Çankırımızda bütün şehrimizde, ülkemizde ve yurt dışından gelen misafirlerimizi tedavi anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çankırı Tuz Mağarası'nda sağlık turizmi projesi başlatıldı. Çeşitli kentlerden gelen 15 hasta deneysel bir çalışmaya alındı. KOAH hastalarındaki ilaç kullanım düzeyini ve daha iyi nefes alabilme ortalamasını artırdığı keşfedilmiş. Tuz Mağarası Türkiye'deki en büyük tuz mağarası ve burayı değerlendirerek hastalara ve halkımıza yararlı olmasını istiyoruz. Projenin adı Daha Güçlü Bir Nefes. Gözlem 2 hafta devam edecek. İlk veriler olumlu. Amacımız bu hastalarımızın tedavisinde tuzun etkisini çıktıkları zaman pozitif anlamda, olumlu anlamdaki etkilerini gözetlemek. Görüştüğümüzde büyük bir etkisinin olduğunu hissettiler. KOAH ve astım hastaları rahat bir nefes almanın huzurunu yaşıyor. Biz geldiğimiz zaman burada nefeste gerçekten de sıkıntı çekerken şu anda çok ciddi bir şekilde faydasını hissediyoruz. Ahmet Saraçer de sürünerek gelmiş tuz mağarasına. Şimdiden koşarak çıkmayı hayal ediyor. Ben geldiğimde sürünerek geliyor desen yani buna doğru koydu çünkü ben zor geliyordum. Ben geldim otogardan aldılar. Buraya geldim burada da yani zorla aşağı yedim. Şimdi yine rahat yeniyorum ve 6 sefer 7 seferde yukarı çıkarken 2 seferde çıkmaya başladım. Bir de benim ciğerlerde şimdi üşüme var. O hep geçerse ben herhalde tek seferde çıkar, birkaç gün sonra da koşarak çıkacağım, ben inanıyorum yani. Çalışmayla bilimsel olarak tuz mağarasının astım ve KOAH hastalarına etkisi belirlenecek. Bakalım 15 gün sonunda nasıl bir sonuç elde edilecek, paylaşırız inşallah sizlerle. Şimdi dün 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ydü, aynı zamanda Yaşlılar Günü'ydü, Dünya Yaşlılar Günü ve bir araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Birleşmiş Milletler'in öngörüsüne göre dünya nüfusu alarm veriyor, biliyorsunuz doğurma hızı düşüyor ve yaşlı nüfus azalıyor. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusu gençleri neredeyse ikiye katlayacak. Dünya Yaşlılar Günü. Ben yaşlı mıyım? Bu hanım öldükten sonra kendi bestim. Her zaman ağladım, bir gün gülmedim. Bindiğin omuzuma da neden inmedin? Ne kıymetim bildiğin, ne de kadirim. Bir de başım yalnız kaldıktan sonra. Genç nüfus her geçen gün azalıyor. 2030'da yaşlı nüfusu gençleri geçecek. Siz de bizim yaşımıza gelsin inşallah. İnsanlar çocuk yapmaya korkuyor artık. Kaç çocuğun var? Daha yok, yeni evliyim ben. Adam kendini geçindiremiyor. Eskiden bir ailede ne vardı? 7, 8, 9 tane çocuk vardı. Ama şimdi ya 1 ya 2. Dünya Yaşlılar Günü'nde Birleşmiş Milletler küresel nüfus tahminlerini açıkladı. Verilere göre nüfus artışı alarm veriyor. Dünya nüfusunun 2030 yılında 8.5, 2050 yılında 9.7, 2100 yılında 10.4 milyara ulaşması bekleniyor. Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Bizim günümüz. Yaş kaç efendim? 70. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. 65 yaş ve üstü yaşlı sayıldığı için siz yaşlı değilsiniz de. Yok, yaşlı olma, 72 bitti aslında. Ağustos'ta da 73'e girdik. Maşallahınız var ama yine. 2050'de her 10 kişiden 5'i yaşlı olacak. 65 yaş üstü nüfusun 0-5 yaş nüfusunu ikiye katlayacağı tahmin ediliyor. Vallahi yaşlı değilim çok şükür, gene iyi. 58 yaşındayım. Yaş 72. Gençlere nasıl bir nasıl ya, vatanını sevsin. Ülkesini, milletini sevsin, milliyetçi biri olsun yeter. Dünya da yaşanıyor, insanla da yaşanıyor. Dünyanın en yaşlı ülkeleri sıralamasında %30'luk oranla Japonya başı çekiyor. Onu %23 ile İtalya takip ediyor. Yeni yetişen nesil de var, bizim gibi değil yani. Çalışmada filan azımkar değiller. Çalışan demir paslanmaz, ışıldar demiş. Siz yaşlı değilsiniz ama. Yok. Gençsiniz daha. Türkiye %10.22'lik yaşlı oranıyla halen Avrupa'nın en genç ülkesi. Ancak önlem alınmazsa bu durum tersine dönebilir. Dünya yaşlanıyor. Biz de yaşlanıyoruz. O yüzden çok bir şey düşünmüyorum bu konuda. Gençler evlenmek istemiyorlar. Haklılar da, haklıyız da bu konuda. Yaş kaç sizin? 80. Biz geldik gidiyoruz ama Tanrı sizleri korusun. Cumhuriyetimizi korusun. 82. Maşallah, subhanallah. Torun var mı? Var. Kaç tane?
7 tane. Maşallah, evli mi? Evlenmiyorlar şimdi. Bu iş böyle. Dünya nüfusunun gençleşmesi için doğurganlık oranının arttırılması gerekiyor. Teknofest heyecanı Adana'da. Teknolojinin kalbi 6 Ekim'e kadar Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda atacak. Adana 5 gün boyunca uzay ve teknoloji fuarı Teknofest'te ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları yapacak. Teknoloji takımları en iyi olmak için yarışacak. Tüm hazırlıklar tamamlandı Adana'daki festival için, Akşam Gazetesi'nden okuduk. Şimdi İzmir'de bir hırsız bir aparat geliştirdi, hem de çay kaşığından, böyle kendine has özel bir aparat ve o çay kaşığıyla saniyeler içinde otomobil çaldı. Çay kaşığından aparat yaptığı aracın kapısını saniyeler içinde açtı. Otomobil hırsızı böyle görüntülendi. Görüntüler İzmir'de kaydedildi. Bir hırsız gözüne kestirdiği aracın önüne geldi. Çevredekilere aldırış etmedi, hemen işe koyuldu. Hırsız çay kaşığından yaptığı özel aparatla aracın kapısını açtı. Sonra da çalıştırıp gaza bastı. Hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Görüntülerin ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan hırsız gözaltına alındı. İstanbul Başakşehir'de hırsızlar eve girmek istedi, yakalanınca böyle dayak yedi. Üç hırsızdan biri dışarıda etrafı gözetliyordu. Diğer hırsızlar çitlerin üstünden atlayarak evlere girmeye çalıştı. Ev sahibiyle karşılaşınca olanlar oldu. Ev sahibi hırsızı önce dövdü, ardından polise teslim etti. İzmir'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Okulun kapısını kıran araç bahçeye daldı. Biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kazayı güvenlik kameraları bakın nasıl görüntüledi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda hızlanan otomobil bahçeye daldı. Can pazarı yaşandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşandı kaza. Üniversite kampüsü önünde bekleyen sürücü aniden gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil bahçe kapısını kırarak içeri daldı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobili görenler sağa sola kaçıştı. Ancak biri çocuk, 3 kişi kazadan kurtulamadı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Amasya'da pencereye çıkan bir kişi dehşet saçtı. Saldırgan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bir polis memuru yaralandı. İşte o korku dolu anlar. Bir yandan bağırdı, diğer yandan silahını ateşledi. Son kurşunu polisi yaraladı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşandı korku dolu anlar. Himmet çiftçi evinin penceresine çıktı, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Saldırgan bu kez tüfeğini ekiplere doğrulttu, polisin uzaklaşmasını istedi. Bir kez daha tetiğe bastı. Bir polis memuru kolundan yaralandı. Saldırgan takviye ekipleri tarafından evinde etkisiz hale getirildi. Ardından gözaltına alındı. Bir tek boya posa bak. Ben de zannettim pehlivan. Himmet çiftçi evden çıkarıldı. Karakola götürülürken polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi. Gebertin gerizekalıyı. Saldırganın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanal 7'de sabahta gazetelerin ilk sayfalarına bakmaya devam ediyoruz. Türkiye gazetesi sınırdaki tarihi ortaya çıkıyor haberi yapmış. Neresi burası? Suriye, Türkiye topraklarında yer alan Karkamış Antik Şehri'nde arkeolojik kazılar hızlandı. Geçmişte casusların Karkamış'tan kaçırdığı eserler bugün hala British Museum ve Louvre gibi ünlü müzelerin envanterine
kayıtlı. Karkamış'ta 7000 yıl öncesine ışık tutuluyor. Bir zamanlar buraları casuslar kazıyormuş. Türkiye Gazetesi'nden aktardık. Geçelim yollardaki trafik magandalarına. Maganda deyip geçmemek lazım. Aslında bazen kasten öldürmeye teşebbüste bile bulunabiliyorlar. Bir insan eline silahı neden alır? Birisine zarar vereceğini bilerek. Öyle birisi İstanbul Esenler'de bir kadın seyir halindeyken bir sürücü rastgele ateş açtı. Önce onu izleyeceğiz. İstanbul Arnavutköy'de de bir düğün konvoyu nasıl yolu kapattı, insanları mağdur etti, onu izleyeceğiz. Hem araba kullandı hem de havaya rastgele ateş açtı. Trafik magandası İstanbul Esenler'de korku saçtı. MA isimli kadın seyir halindeydi. Araçtan çevreye rastgele ateş açtı. Bir de marifetmiş gibi o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki çekti, polis inceleme başlattı. Şüpheli yakalandı. Olayın bir yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı. Silahın kadının erkek arkadaşına ait olduğu belirlendi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burası da İstanbul Arnavutköy. Magandalar yine sahnede. Kuralları hiçe sayan düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı, trafiği engelleyen grup halay çekti. Magandalara tepki yağdı, polis harekete geçti. 7 sürücü hakkında trafikte güvenliği tehlikeye sokmak suçundan para cezası kesildi. İstanbul Başakşehir'de iki sürücü birbirine yol vermedi. Motosiklet sürücüsü frene bastı, konuşmak istedi ama otomobil sürücüsü gaza bastı. Motosikleti ve iki kişiyi ezip kaçtı. Yol verme tartışması büyüdü. Otomobil sürücüsü motosikleti ve iki kişiyi ezip kaçtı. İstanbul Başakşehir'de yaşandı olay. Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyreden otomobil sürücüsüyle motosikletteki iki kişi yol verme nedeniyle tartıştı. Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istedi. Tam o esnada sürücü gaza bastı, motosikleti ve iki kişiyi ezerek yola böyle devam etti. Ölümle burun buruna gelen iki kişi bacaklarından yaralandı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yeni Akit gazetesini açıyoruz değerli izleyiciler. İlk sayfada TOG'u anlatıyorlar. 16 ayda 37 bin araç üretti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli Şeri ile yatırım aşamasında son noktaya geldiğini açıkladı. Kacır, Türkiye'nin otomobili TOG'un 16 ayda 37 bin araç üreterek en sıkı rakiplerinin 6 yılda ürettiği hacmi yakaladığını belirtti. Arnavutluk Meclisi'ne gidelim şimdi değerli izleyiciler. Orada meclis karıştı. Yaşanan gerginlik parlamento binasının dışına da taştı. Arnavutluk Meclisi karıştı. Vekiller sandalyeleri yaktı. Başkent Tiran'daki meclisin genel kurul salonunda oturum gerçekleştiriliyordu. Arnavutluk Demokratik Partisi milletvekilleri arkadaşları Ervin Salihanci'nin hapis cezası almasına tepki gösterdi. Kürsüye çıkışları engellendi. Meclis başkanlığına doğru harekete geçtiler ama güvenlik güçleri araya girdi. Bunun üzerine vekiller sandalyelerini alıp dışarı çıktı. Parlamento binasının önünde hepsini ateşe verdiler. Yanan sandalyeler kısa bir süre içinde görevliler tarafından söndürüldü. Salyancı eski İçişleri Bakanı Fatmir Havaç'la ilgili sahte ihbar suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmış. Karar muhalefet tarafından siyasi olarak nitelendirilmişti. Hatay'da kamyonun üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı, iş yeriyle motosikletlere çarptı. O anlar kameralara yansıdı. Rögar kapağı yerinden fırladı, ortalığı birbirine kattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde kayda geçti görüntü. Bir kamyon Narlıca-Reyhanlı yolunda ilerliyordu. Araç hızla rögar kapağının üzerinden geçti, kapak yerinden çıktı. Narlıca yolunda bir hafriyat kamyonu solumuzdan geçerken rögar kapağını uçurdu. Başka bir aracın sürücüsü dikkati sayesinde kapağı fark etti, son anda kurtuldu. Frene bastım, benim önümden, gözümün önünden geçti. Rögar kapağı önce yol kenarındaki konteyner iş yerine çarptı. Ardından da motosikletlilere doğru ilerledi. Berber dükkanına vurdu, oradan da sekti. İki tane motoru devirdi. Motosikletler yere devrildi. İş yerindekiler panikle dışarıya kaçtı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.